Zikir nedir? Zikir Allah'ı anmaktır, Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı unutmamaktır. Tersiyle ifade edecek olursak nisyanın yani Allah'ı unutmanın ve gafletin zıttıdır zikir. Ki zikir kelimesi tabi çok anlamlı bir kelime, çok anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de zikirdir. Yaptığımız ibadetler de birer zikirdir veya Allah'ı anmaya, hatırlamaya bir vesiledir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de namazla zikir olarak veya zikir için namaz kılınması emrediliyor. Akimi salate lizikri. Namazı beni zikir beni anmak için kıl buyuruluyor. Dolayısıyla zikir çok geniş, çok anlamları olan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeler var, yüzlerce ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimelerde Allah'ı çok zikretmek. Birçok ayet-i kerimede "Uzkurullah'a <laughs> zikran kefira." Allah'ı zikir, tesbih ifade ediliyor. Allah'ın ismini almak emrediliyor. Vezkur rabbike ismini anlamak, anmak ya da doğrudan üzkürullah, doğrudan Allah'ı anmak gibi hem esma zikri Allah'ın isimlerini zikretmek, tesbih etmek, tahmid etmek bunlar zikrediliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından birisidir. Hadis-i şeriflerde de zikre dair, zikrin faziletine dair, zikrin çeşitlerine, maksadına dair, faziletine dair Pek çok hadis-i şerifler var. Yani hadis literatürümüzde buna dair bölümler var, bablar var. Dolayısıyla bu çok geniş bir konu. Zikrin pek çok çeşitleri var. Dil ile yapılan zikir, kalbi zikir ki Kur'an-ı Kerim'de zikir, cehri zikre delalet eden, hafi zikre delalet eden pek çok ayet-i kerimeler var. Açıkça zikredilen ayet-i kerimeler var. Bu zikir meselesi tabii tasavvuf açısından en önemli esaslardan, temellerden birisidir. Hiçbir tasavvufi ekolde zikir olmamak düşünülemez, böyle bir şey yoktur. Zikir insanı mezkura ulaştırır. İnsan zikrede zikrede Allah'a ulaşır, Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Dil ile olan zikir, tabi bu da var, kalbi zikir, asıl olan budur. Ya da dil ile kalbin beraber olmasıdır. Cehri zikir, hafi zikir. Yine farklı tasavvuf ekollerinde kıyami, kuudi, zikir gibi pek çok zikrin çeşitleri var. Farklı tasavvuf ekollerinde farklı uygulamaları var. Toplu zikir efendim ya da münferit zikir gibi zikrin pek çok çeşitleri var. Dolayısıyla zikir sayıları ile ilgili gerek sünnette bir takım tesbihatın, bir takım zikirlerin sayıyla yapılabileceğine dair işaretler var. Dolayısıyla zikir tasavvuf açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda dediğimiz gibi Kur'an'da ve sünnette bunun çok geniş karşılığının olduğunu, delillerinin olduğunu ifade edebiliriz. Ya bu konuda yazılmış pek çok literatür de var, eserler de var. Bu oldukça geniş bir konudur. Ama Cenab-ı Hak kulunun kendinden gafil olmamasını istiyor. Hatta Haşr suresinin sonunda geçtiği üzere Allah'ı unutanların ki zikrin zıttı gaflettir, nisyandır fasıklar olarak ifade edildiğini görüyoruz. Allah'ı unutanların tabii Allah'ı unutan insan kendi de kendini de unuttuğu ifade ediliyor da ale tekunu kellezine nesullah feansahum enfusuhum. Allah'ı unutunca insan kendini de unutuyor. Sanki bu dünyada ebediymiş gibi dünyanın gürültüsüne dünyanın ağlayışına kapılıp insanoğlu kendini de unutuyor ve sonunda ölüm karşısına çıkınca eli boş bir vaziyette, müflis bir vaziyette Allah korusun ahirete gidebiliyor. Onun için Allah'ı unutmamamız gerekiyor. Allah'ı unutturan yine bu ayet-i kerime bir kıraate göre enfüsühüm şeklinde de okunmuş. İnsana kendi nefsidir, şeytandır. Allah'tan gafil kılmaya çalışan. Cenab-ı Hak kulunun kendisiyle beraber kendisinin kendisine yakın olduğu şuurunda ve kendisini anar bir vaziyette kullukta bulunmasını Cenab-ı Hak istiyor kulunun.